Sizin inanmadığınız, küçük gördüğünüz Türkiye bölgenin babasıdır. Rusya'nın yalvardığı ülkedir. Bak bugün sizin sevdiğiniz Ukrayna 95 yılında Müslümanları soykırımda rol oynadı. Bu savaş çıkmasaydı dünya bizim bu kadar önemli olduğumuzu anlamayacaktı. Dedaca kurulan Amerikan üssü Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı. Bir Türk milletiz. Açta yatarız, açıkta yatarız, o bayrağı satmarız. Rusya'da yaşayan 30 milyon Müslüman Türkiye'nin yanındadır. İster inanın ister inanmayın. Ya ayın biri gelmişim zaten. Bunu belki de yayınlamazsınız ama söylerim. Dünyayı yöneten güçler var. O dünyayı yöneten güçler Rusya'ya bitirmeye karar verdi. Der Türkiye spasal naş sırana. Turetski armiye, Turetski bayraktar spasal Ukrayna. İlk önce bir kendimi takdim edeyim. Benim adım Mehmet'tir. Türk'üm. Ne Iraklıyım ne Suriyeli. Soylu, soplu, yedi babalı, analı Türk'üm. Yani yedi babam, yedi anam, anamın anısı hepsi Türk oğlu Türk'tür. Azerbaycan'ın Türk'üyüm. Karabağ'ın Türk'üyüm. Karabağ'ı bilirsiniz. Yani burada bazen lehçemden falan Suriyeli, Iraklı falan sanılır bu. Benim 35 yaşım var. 25 memleket dolaştım. 5 tane de dille konuşuyorum bu arada. İnsanlar komşu ülkeye gidemedi. Biz 25 memleket dolaştık. Uluslararası ilişkiler dalında, uluslararası ilişkiler dalında. Diplomam var ve bu uluslararası ilişkiler dalında uzmanım resmi olarak. Üniversitede bitirdik. Üçüncüsü, uzun yıllar Rusya'da yaşadım. 5 yıl. Son 9-10 yılda Ukrayna'da yaşarım. 15 yıldır Rusya'da, Ukrayna'da yaşayan bir insanım. Yani ya misafir olarak değil, bildiğiniz temel orada yaşayan insan. Belge işiyle uğraşırım orada. Gelen yabancıların Rusya'da, Ukrayna'da oturum izinlerini, işte çalışma izinlerini yapan insan. Şu an belge. Şimdi savaşa gelelim. Bu bir vekalet savaşıdır. Ben Rusya'yı savunmuram, Rusya'yı savunmuram. Ama Amerika'ya belini bağlamış Ukrayna hükümeti Rusya'yı çok kışkırttı. Bir dakika, bir dakika. Ben Rusya'yı savunmuram. Tamam, Rusya oraya işgal etmeyecek. Ama neden işgal etti? Ukrayna hükümeti Amerika'ya, Siyonistlere satılmış Ukrayna hükümeti Rusya'yı kışkırttı. Evet kışkırttı. Putin'i çok kışkırttılar. Bakın ben Putin'i savunmuram ama Putin'i çok kışkırttılar. Peki bu işin sonu ne olacak? Bu işin sonu ne olacak? Çünkü Putin alamıyor Kiev'i. Bir dakika. Neden alamaz? Bizim verdiğimiz silahların sayesinde Ukrayna ordusu Rusya tanklarını mahvetti. Bak birilerinin küçük gördüğü Türkiye Ukraynalıların affedersiz arkasını kurtardı. Adam diyor, Zelenski diyor. Burada kim Rusya biliyorsa öyleyim. Der Türkiye basal naş sırana. Turetski armiye, Turetski bayraktar spasal Ukrayna. Tercüme ederim Rusça'dan. Adam deliyle diyor, ben demirem. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Türkiye'nin verdiği silahlar affedersiz bizim her şeyimizi kurtardı, hayatımızı kurtardı. Madem öyle, Rusya'nın Türkiye'ye karşı tutumu değişti mi sence? Tutumu değişemez. Çünkü neden değişemez? İster inanın ister inanmayın. Rusya ekonomik olarak, stratejik ve lojistik olarak, lojistik, jeostratejik olarak Türkiye'ye bağlı. Bak bir daha tekrar ederim. Türk'üm, Arap falan değilim. Türkçe'de göre. Rusya bize bağlı. Biz Rusya değiliz. Turist gelmiş. Gelmişim turistini ya. Japon'dan turist gelir, Alman'dan gelir, İngiliz'den gelir. Bilmedik biz 300 milyon Türk turist geliriz buraya. Doldururuz onun yerini. Sıkıntı yok. Ama mesele nedir? Bak şu an tüm dünya kapıları kapattı. Rusya'ya karşı. Bilmem farkındasınız. Evet, evet. Dünya kapıyı kapattı. Evet, bunu duydunuz mu? McDonald's'lar gitti. Anası ağlayacak, anası. Yani bak ben bunu köylü dilinde söyleyeyim. 80 milyar dolar kaybı. Bak bunu köylü dilinde söylemek. Ben de köylüyüm. Köylü olmak daha bir şey değil. İki üniversite bitirmişim. Yine de köylüyüm ben. Sıkıntı yok. Mustafa Kemal Paşa ne söyledi? Köylü milletin efendisidir. Ya ben neyi söylemeye çalışırım arkadaşlar? Rus, bak dünyanın yöneten güçler var. Bak bunu belki de yayınlamazsınız ama söylerim. Dünyayı yöneten güçler var. O dünyayı yöneten güçler Rusya'ya bitirmeye karar verdi. Bu sizin benim vereceğimiz karardır. O küresel güçler Rusya'nın üzerinde bir çarpı koydular. Ama peki Rusya kurtulabilir mi? Şansı çok az. Rusya kurtuluşun iki tane yolu var. Ya Çin'e ya da Türkiye'ye yalakalık yapmak. Putin o yüzden şu an bir Çin'e bir de Türkiye'ye yalakalık yapar. Ya bize bir de Çin'e. Başka bir şey yok. Türkiye yaptırımlara katılmadı. Çin de katılmadı. Ama biz Rusya'yı sevdiğimiz için değil. Stratejik olarak şu an iyi ki de bu şeyleri yaptırımlara bağlamadık. Çünkü bunun icabında şu an Rusya'da bizim çıkarlarımız var. Yani şey çıkarlar, hem stratejik çıkarlarımız var. Bu arada Rusya'da kaç Müslümanın yaşadığından haberiniz var mı? Ya 30 milyon üzerinde Müslüman var Rusya'da. Burada insanlar bunu. Buradaki insanlar Rusya'da herkes Rus sana. 140 milyon nüfusu var. 140 milyon. Onun 30 milyonu Müslümandır ha. Bilmem bilir miydiniz bunu? Yani Ukrayna'da da çok. Ukraynalı da var ama 30 milyon Müslüman, bakın Rusya'da yaşayan 30 milyon Müslüman Türkiye'nin yanındadır. İster inanın ister inanmayın. Ya ayın biri gelmişim zaten. Geldiğimden de 15 gün geçmedi. Tacikistan, Dağıstan birçok insanlar var. Dağıstan, Çeçen var. Tabii Dağıstan'la Çeçenistan zaten Rusya bağlı. 200 yıldır Rusya'nın işgalinde. Ama Tacikistan Rusya'dan bağımsız bir devlet ama sözde bağımsız. Yani tabii ama ben ne söylemeye çalışırım? Burada ikisinin de suçu var. Ukrayna'nın da suçu var Rusya'nın. Ukrayna'nın suçu. Rusya'nın kulağının dibinde Amerikan füzeleri yerleştirmek istedi.
Bakın biz Türk milleti, dünyaya hükmetmiş Türk milleti. Ya biz ister miyiz Yunan kulağımızın dibine patriotları, Amerikan füzelerini yerleştirsin? Adam kalmış okyanusun o bir tarafından dede ağaca. Füze yerleştirmeye çalışıyor. Ya kim mi Amerika Johnny? Yemişim Amerikasını. Gelip bizim dede ağacı füze yerleştirmeye çalışıyor. Bunları diplomatik olarak halletmek gerekirken Putin savaş ilan edince bu konuma düştü. Putin oyuna mı geldi? Neden böyle bir şey? Oyuna geldi işte. Bak Amerikalıların bir stratejisi var. Amerika'da bir adam var. İngilizce bilen var mı aranızda? Okusun. Ben. Tamam çok iyi. Zbigniew Brzezinski. Write in Google what is who is Zbigniew Brzezinski. In Google you can write Zbigniew Brzezinski and you can learn, you can study about. Öğrenebilirsin bunun hakkında. Bu adam Zbigniew Brzezinski. Adam şu an sağdır, ölmedi. 93-95 yaşında. Zamanında Jimmy Carter'in danışmanı oldu. Jimmy Carter Amerikan Devlet Başkanı, duymuşsunuz. Yani bu onun danışmanı, Polonya kökenli bir adamdır. O, bak onun bir stratejisi vardır. Onun değil de Amerika Derin Devleti'nin 1990'larda Rusya'ya yakın 30 yılda yok edeceğiz, böleceğiz. Bu yazılmış 93-94'te. Eğlenmiş zaten. Evet evet. Yani 93'ün üzerine 30 gelirsek ne yapar? 2023 yapar. Biz hangi yıldayız şu an? 2022. Tamam. Yani ben neyi demeye çalışırım? Amerika Derin Devleti'nin stratejisi vardır. Rusya, Amerika hiçbir zaman Rusya'yla açık savaşa girmez. Bak Rusya'da yaşamış bir insanım. Aynı biri gelmişim zaten. Açık savaşa girmez. Açık savaşa girerse Amerika askerinin de anası alır, Rus askerinde. Amerika'da ben olmadım ama gidip gelenler oldu. Oranın halkı konforuna düşkün. Bir Türk milletiz. Açta yatarız, açıkta yatarız da o bayrağı satmarız. Misalan. Ama Amerikalı öyle değil. Batılı öyle değil. İngiliz, Alman, Fransız, Amerikalı bayrağını, milletini iki dakikada satar. Rus da öyle, Yunan da öyle. Bunlar böyle. İster inan ister yok. Kaç yıl yaşadınız oralarda? 15 yıl yaşamışım. Ama Ukrayna ben. Milleti şu anda savaşıyor öyle değil ya mi? Ya neden savaşıyor? Neden savaşıyor? Bir millet olan mücadelesi. Bir dakika, bir dakika. Neden savaşıyor? Onlarda bir inam yarandı. İnamı oluştu. Ya işgaldir bilirim ama işgalin nedenleri var ablacığım. Yani bak Rusya'yı kışkırttılar. Yani tekrar etmek istemiyorum. Yine bugünkü günde Yunan bizi kışkırtıyor. Haberiniz var mı? Dede Ağaç'ta bizi kışkırtıyor. Dede Ağaç'a kurulan Amerikan üssü Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı. Yani bizim 200 milyonluk Türk milletinin milli çıkarlarına karşı. Şunu da sormak isterim. Öngörün nedir? Bölgede yaşayan insansın Rusya'da. Rusya'da değil, Ukrayna'da, eskiler Rusya'da. Şu an Ukrayna'dan geldi. Şu anda Türkiye bu işten sence karlı çıkabilir mi yoksa gene zarar mı? Bak şu an bak her savaş, ben stratejistim. Yani uluslararası ilişkilerde bitirdim. Stratejist nedir bilirsiniz. Bir şey söyleyeyim. Tabii söylerim. Ya yani neye gelmek istiyorum? Her savaş bir fırsat doğru. Bak bu savaş bizim Türkiye için fırsattır. Bakın ben vampir falan değilim. Ben insan kanından da beslenmiyorum. Ama iyi ki bu savaş çıktı. Bak yanlış anlamayın. Ya bunun şeyi var. Çünkü neden? Bu savaş çıkmasaydı dünya bizim bu kadar önemli olduğumuzu anlamayacaktı. Ya bir dakika, bazen iyidir. Bak Irak'ta, Afganistan'da, orada burada bizim çocuklar ölürken o dediğin dünya sesini çıkarmadı. Ukrayna, Rusya. Şu an tüm dünya, Amerika'sı, Fransa'sı, Batı Rusya'sı bize yalvarıyor savaşı durduralım diye. Neden? Bölgede ana aktör biziz. Karadeniz'de. Gerçekten bizim sözümüz geçiyor mu? Gerçekten. Bakın gerçekten. Çok ciddi. Bak şu an benim konuştuğum insanlar telefon açıp burada arayabilirim. İyi olmaz. Bu kamerayı kapattıktan sonra yalnızda ararım. Bak Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Rus ve Ukraynalı arkadaşlarım var. Açık söylerim. Mehmet, sizin Türkiye devletiniz ana aktördür. Neden? Çünkü Rusya şu an Amerika ile bir diyalog kuramıyor. Amerika yana amaç koymuş, Rusya'yı yok edecek. Batı da şu an bölgede yapıcı tutum sergilen sadece biziz, Türk milleti, Türkiye. Çünkü neden? Bizim bölgeye yayılmış çıkarlarımız var. Bundan da başka, ben parti falan yandaşta dedim. İdeolojik olarak Turancıyım, milliyetçiyim ama milliyetçilik, Turancılık bir partinin tekelinde değil. Yani ideoloji. Bozkurtçuyum, bu başka. Bu benim ideolojimdir. İki gün önce Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'ya gitti. Bir saniye. Dostoyevski'de 200 kişi öldürdü. Ukrayna helikopterine geçti. Onları doğru söylüyorsan. Onu sonra söyleyeceğim ben. Onu sonra söyleyeceğim. Attılar Ukrayna helikopterleri bize. Bilirim. 200 bin taşıcık öldü. Siz nereden bahsediyorsunuz? Ben aksine Türk'üm, ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Müslümanları Türk sevdim. Türk'üm zaten. Tabii. O doğru söylüyor. O zaman bak 1995-90 Srebrenica soygunu yaşanırken Ukrayna helikopterleri Sırp milletçilerine yardım etti. Doğru söylüyor. Bak bugün sizin sevdiğiniz Ukrayna 95 yılında Müslümanları soykırımda rol oynadı. Bak doğru söylüyor onu, helal olsun ona. Onu ben söyleyecektim. Bak onlar Arap değil. Bu arada Serbistan'ın Müslümanlar da Arap değil.
Onlar bizim Osmanlı'nın insanlarıdır bilirsiniz. Rusya'daki Müslümanlardan bahsediyorsun. Yok yok, Serebrenica, Yugoslavya. Ha, Sırbistan'da Müslüman bir bölgesi var. İnternette yazan çıkar, Serebrenica. Bu arada bu gördüğünüz fakir kardeşiniz oraya dolaştı. Orada 95 yılında soykırım yapıldı. O soykırımda Ukrayna ile Rusya Sırp milliyetçilerine yardım etti. Sırp faşistlerine. Müslümanları öldürmek için. Bugün bizim savunduğumuz Ukrayna. Peki dostum. Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu iki gün önce. Onu söylerim. İki gün önce Çavuşoğlu Moskova'ya gitti. Haberiniz var mı? Biliyor musunuz? Çavuşoğlu Moskova'ya gitti. Evet. Daha dünden önce. Tabii yani özür dilerim. Boşuna gitmedi yani adam. Ya. Orada bir anlaşmaya varıldı ama o anlaşmanın metni yayılmadı. Evet. Orada varılan anlaşma 15 maddelik, bakın 10 veya 15 maddelik, bu sözüm yayınlandı. 10 veya 15 maddelik bir anlaşma olacak. Yakın 10 gün içinde. Öyle boş konuşmayı sevmem. Tabii. Bir de o projesi gibi olmasın yani. Yok, bu başka bir iştir. Bu başka bir iştir. Bu başkadır, ona benzemez, anladım. Bir de söyle, bu tarihe geçecek. Tabii bakın, yakın 10-15 gün içinde, en geç yakın, olmazsa ben de adımı değiştiririm. Bak böyle büyük konuşurum ha. Tamam. O yakın 15 gün içinde Rusya, Ukrayna, Türkiye üçlü bir anlaşma imzalanacak. Garantör ülke Türkiye'dir. Ne Amerika'dır ne Batı'dır. Türkiye. Sizin inanmadığınız, küçük gördüğünüz Türkiye bölgenin babasıdır. Rusya'nın yalvardığı ülkedir. İstarının sarına mahin biri gelmişim oradan. Neden? He? Geçti çok olduğu için. Ya gerçekten diyorum. Ya şakadan bahsetmiyorum. Ya nasıl kim takıyor? Ya sen rüya görmüştün ya. Tamam. Türkiye dünyanın babası. Hayır, bu bir dakika, onu söyleyeyim. Anlaşmadan bahsedeyim. O maddelerde ne var? Ukrayna taahhüt götürüyor. Taahhüt alıyor. Taahhüt, resmi taahhüt. Yani resmi şey alıyor işte, nasıl söyleyeyim size. Yani üzerine bir taahhüt alıyor. Yükümlülük. Yok başka bir şey. O değil. Yükümlülük nedir? Ukrayna NATO üyeliği sevdasından vazgeçiyor. Evet. Geçer mi bu saatten sonra? Geçti zaten. Zelenski 3 gün söyledi. Tamam. 4 gün önce söyledi. NATO üyesi olmayacağız. Tamam. Yemişim NATO'sunda ne yoktu? Yanında Rusya var. NATO üyeliği sevdasından vazgeçiyor. Tamam. Avrupa Birliği üyeliği sevdasından vazgeçiyor. Ukrayna, Finlandiya gibi, İsveç'e gibi tarafsız ülke olmayı kabul ediyor. Yani bunu resmen yükümlülük olarak alıyor. Rusya bu Türkiye'nin, Rusya'nın yükümlülükleri. Askerini Donbas hariç ve Kırım hariç 24 Şubat'tan sonra işgal ettiği bölgeler var ya, bu 20-22 gün. Oradan çekiyor. Tabii bak yine söyleyeyim, Donbas ve Kırım hariç. Diğer bu 3-4 tane bölge işgal etti. Evet. Oradan çekiyor. Kiev'e giremedi. Tüm büyük şehirler Ukrayna ordusunun kontrolünde. Zaten Rusya'nın zayiatı, bu arada söyleyeyim bilesiniz. Rusya ordusunun 15 binden çok zayiatı var. Bu söylediğim de şaka falan değil. Birebir altına imzamı atarım, resmi yani bilgileri. Tabii. 15 binden fazla Rus askeri imha edildi. Putin'in askeri. Sizin öyle büyük gördüğünüz Putin var ya. 15 bin askerini kaybetti. Ha, büyük falan değil. Büyük Allah'tır. 400'den fazla tankı imha oldu. Bak 400. Burada tank gören var mı aranızda? Ben askerliğimi tankta yaptım bu arada. Tankın ne olduğunu bilirim. 400 tane tankı imha oldu. 15 milyon, bir de 100'den fazla savaş uçağı. Yani savaşın getirdiği maliyet şu an için, imdiye kadar 100 milyar doların üzerinde. Yani Putin hem karizması çizildi, çok. Devleti eksiye düştürdü. Gerçekten. Bu hareketiyle. Ama şu an zaten bize yalvarıyor diye, Ukrayna'yla falan anlaşın, bu savaş dursun. Çünkü 15 gün içinde bu imzalanacak. İmzalanacak 15 maddeler yani bulardı. 2 günde dedi ki Kiev'i alamazsam ben de Putin değilim. Açım YouTube'u göstereyim. Dedi 2 günde ben de siyaset. Ya nasıl siyaset diyor, dediği de söylüyor. Nasıl ya, yemişim siyasetini. Adam şaka mı yapıyor koskoca Putin? Adam ya sicili yok oldu ya. Ya Rusya'yı kaç, ne kadar gördün? 15 yıl orada yaşadım. Ne kadar gördün Rusya'yı? Şırnak'ta yaptım. Şırnak'ta 15 yıl Rusya'da yaşadım. Bir dakika. Bir pusu kur Kur'an'ın üstüne giderse zayiatın çok olur. Ya adam Kiev alamadı. Onlar siperini almış, adam üstüne gidiyor. Adamın maskesi düştü, maskesi. İmajı düştü. Alamadı Kiev. Alamadı Kiev. Sen diyorsun ki bu kadar kayboldu. Olacak tabii, savaş bu. Ya beklemirdi bu kadar. Adam diliyle söyledi. Böyle bir direniş beklemirdim. Evet. Onların da affedersin, her şeyini biz kurtardık. Türk milleti verdiğimiz silahlarla. Ne olacak bu iş? Kiev'i biz kurtardık. Haberin var mı? Ya dünyada sadece bizde mi silah var? Biz kurtardık ki. Bizim verdiğimiz silahlar Ukrayna'nın başkentini kurtardı. Silahlar, motor neden alıyorsun ya sen silahını? Ya silah üretiyor. Sen. Ya dünyada bir numara alıyorsun Türkiye. Yazılımlarını. Şu an kendin. Askerlerden beri kafalar. Sadece boş tenekesini yapıyoruz. Yok, şu an. Ya sen sevmiyorsun bakalım başka. Politika yapma. Ben politika yapmam. Adamlar uzaya gidiyor. Mars'a. Ya yemişim Mars'ını. Dünyanın üçüncü ordusudur Türkiye. Sen rüya görmüşsün. Dünyada birinci Amerika'dır. Bak bir dakika usta. Dünyada birinci Amerika'dır orada. De ikinci Çin'dir, üçüncü abi, Türkiye. Sen daha bunu bilmirsen. 1960'tan sonra bizim bütün devlet işleri bitti.
Teyyare fabrikasını Kayseri'de kapattılar ya. Ama o zaman Pakistan'a uçak satıyordum. O da nasıl oldu? O da nasıl oldu? Dur, o da nasıl oldu biliyor musun? Bir uçağa biz 1.000 liraya mal ederken onlar dedi ki sen 1.000 liraya bir uçak kapana kadar ben sana 4 tane vereyim dedi. Ya şu anda kapattık. Ondan sonra teknolojiyi geliştiremedi. Sonra bir dakika bir civatasını kırdığı zaman senin teknolojin geri kalmış. Onu üretemiyorsun. Ne yapıyor? Sana 500 lira kattırıyor. 10 yıl 15 yıl önceydi. Şu an değil. Bak şu an ya, yanlışım. Sen Siha'nın motorunu nereden alıyorsun? Sen ona bak. Şu an kendin üretiyorsun. Şu an kendin üretiyorsun. Yani anlaşılan o ki diyorsun ki biz bu işten çok karlı çıkarız. Çok karlı. Çok karlı. Çünkü bundan da başka. Bu anlaşma imzalandıktan sonra Rusya'nın şu an asıl olduğu yani politik ve ekonomik olarak yani önünde çok böyle yalvardığı 2 tane devlet var. Bir Çin'dir, bir Türkiye'dir. İsterin isterin ama şu Rusya şu an Türkiye'ye yalvarıyor. Bakalım. Ya bu bir gerçektir ha. Ukraynalı yaşayan arkadaşımızdan birebir aldık haberleri. İmkanın var mı? Bizi oraya götürebilir misin? Ukrayna'ya mı? Ukrayna'ya gidebilir miyiz? Bizi götürebilir misin şu an? Oranın sokaklarında. Ya direkt bugün götüremem de savaş durumu olduğu için sınırlarda sıkıntılı. Azeri değil Azerbaycan Türk'ü. Azeri 1930'larda Ruslar yarattı. Doğru. Azerbaycan Türk'ü. Azeri sözü 1937 yılında benim güzel kardeşim Stalin oluşturdu Türkiye'yle Azerbaycan'ı araştırmak için. Sen Stalin misin? Rus musun sen? Bizi alıştırdın. Azerbaycan Türk'ü. Azerbaycan Türk'ü. Azeri değil. Kardeşim, Azeri, memnun olduk. Hoş geldin. Türk oğlu Türk. Saygılar. Suriyeli, Iraklı değil ama Türk'üm.